Boş Gazete Metni Cevapları ve Soruları, Bilim ve Kültür Yayınları 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105 Kişisel Gelişim Teması, Boş Gazete Metni Cevapları, 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 100 Cevabı, Hazırlık Okuldaki ve Evdeki Sorumluluklarınız Nelerdir? Anlatınız. Cevap: Evdeki sorumluluklarımız şu şekildedir. Anne ve babamızın sözünü dinleriz. Odamızı temiz tutarız. Kıyafetlerimizi düzenli tutarız. İşlerimizi belli bir prensiple hallederiz. Annemize ve babamıza yardım ederiz. Kardeşlerimize yardımcı oluruz. Bazen evle ilgili alıverişlere ya da alınacak kararlara katılırız. Ailemizi ilgilendiren önemli konularda fikir beyan ederiz. Okuldaki sorumluluklarımız şu şekildedir. Kılık ve kıyafetimiz düzenli olmalıdır. Ortak kullanım alanları sosyal bir şekilde paylaşılmalı ve temiz olmalıdır. Sınıfımız ve okulumuz temiz tutulmalıdır. Ödevler yapılmalıdır, görevler yerine getirilmelidir. Öğretmenlere ve arkadaşlarımıza saygı ve sevgi göstermeliyiz. Büyüklerimizi saymalı, küçüklerimizi sevmeliyiz. Düzenli, planlı, çalışkan, sabırlı ve azimli olmalıyız. Başarılı olmak için çalışmalıyız. Aşağıda giriş bölümü özetlenen metni önce sessiz, sonra sesli okuyunuz. Boş Gazete Metin'in öğretmeni Nevin Hanım, öğrencilerinin iş bölümü yaparak sorumluluklarını geliştirmelerini istiyormuş. Bunun için de öğrencilerinden gruplar oluşturup sınıf gazetesi hazırlamalarını istemiş. Metin, öğretmenine sınıf gazetesini tek başına hazırlayabileceğini söylemiş. Öğretmeni, Metin'e arkadaşları ile iş bölümü yapmasını önermiş. Böylece gazeteyi daha kolay hazırlayabileceğini belirtmiş. Fakat Metin, bütün işi tek başına yapabileceğine inanıyormuş. Metin, akşam yapacağı işleri bir kağıda yazmış. Kağıdı da dolabın üzerine yapıştırmış. İçinden, "Ne çok işim var," diye geçirmiş. Öyle ya. Sınıftaki panonun gerekiyormuş. Bu iş, bir resim ve bir hikayeyle olacak gibi değilmiş. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 101 Cevabı, o hafta Metin'in çok ödev yapması gerekmiş. Üstelik sınavları da varmış. Bu nedenle gazete hazırlama çalışmasına yeterince zaman ayıramamış. Metin'in ders yoğunluğu ertesi haftada devam etmiş. Metin, hem derslere giriyor hem ödevlerini yetiştirmeye çalışıyormuş. Gazete hazırlamada kullanacağı belgeleri tamamlamak için de çabalıyormuş. Sonraki hafta öğretmeni ondan sınıf gazetesini oluşturmasını istemiş. Metin, hazırladığı belgeleri getirip sınıf panosuna asmış. Fakat panonun yarısından fazlası boş kalmış. Üstelik gazetede hiç haber yokmuş. Metin, keşke öğretmenimin önerisini dikkate alsaydım, diye düşünmüş. Arkadaşlarımla iş bölümü yapsaydım, gazetede hiçbir şey eksik kalmazdı. Ben de görevimi gerektiği gibi yapamadığım için üzülmezdim, demiş. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 102 Cevabı. 1. Etkinlik A. Metinde geçen ve aşağıda anlamları verilen kelimeleri yazınız. Cevap: B. Yukarıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Cevap: Her gün mutlaka gazetesini bir bardak çay içerek okur. İş bölümü yaparsak daha başarılı oluruz. Dereceye girebildiğim için belge aldım. 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 103 Cevabı 2. Etkinlik aşağıdaki bulmacada, metinde geçen bazı kelimeler gizlenmiştir. Gizlenen kelimeleri bulup hecelerine ayırarak listeye yazınız. Cevap: 3. etkinlik aşağıdaki cümleleri metindeki olayların oluş sırasına göre numaralandırınız. Cevap: 1. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 104 Cevabı 4. Etkinlik: A. Özel adlara getirilen ekler hangi noktalama işaretleriyle ayrılır? İşaretleyiniz. Cevap: B. Metin adına getirilen ekleri, bu noktalama işaretini kullanarak yazıp aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Metine metinin metinden. Cevap: 1. öğretmeni, metinden arkadaşlarıyla iş bölümü yapmasını önermiş. 2. o hafta metinin çok ödev yapması gerekmiş. 3. öğretmeni metine sınıf gazetesini oluşturmasını istemiş. 5. Etkinlik:
Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimeleri eşleştiriniz. Cevap: 1. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları sayfa 105 cevabı, 6. Etkinlik A, sınıf gazetesi hazırlıyor olsanız, gazetenize ne ad verirdiniz? Aşağıya yazınız. Cevap: Sevgi gazetesi. B, hazırlayacağınız sınıf gazetesinde nelere yer verirdiniz? Liste halinde aşağıya yazınız. Cevap: Deyimler, atasözleri, kelimelerin doğru yazımı. C, arkadaşlarınızla listelerinizi karşılaştırıp ortak bir liste hazırlayınız. İş bölümü yaparak bu listenin içeriğine uygun bir sınıf gazetesi oluşturunuz. Cevap: 1. sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Kişisel Gelişim Teması sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105 boş gazete metni etkinlik soruları ve cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.